Kafama takılanlar. Cafer Karadaş. İnsan bilinemez bir meşhur mu? Kafama takıldı hocam. İnsan insan diyoruz. Nedir bu insan? Birilerinin dediği gibi karmaşık, bilinmez bir meşhur mu? Yoksa bedensel arzularının esiri basit bir varlık mı? Uçlarda dolaşmayı seviyoruz her nedense. Baksanıza, öz çekim yapacağım diye kayalık üstüne çıkıp canından olanlara, uçurum kenarından yere çakılanlara, yanardağı merak edip bakayım derken düşüp yananlara. İnsanı sordum, siz bizi uçurumun kenarına getirdiniz. Uçlarda dolaşmak, uçurumun kenarında gezinmektir. Neymiş? Heyecan. Sevsinler sizi. Canınız bu kadar mı kıymetsiz? Her şeyin normali güzel. Uçlar ve uçurumlar tehlikeli. İnsana gelsek, insana anlatıyoruz da sen soruma gel demek istiyorsun. Sorundaki sorun uçlar, yani insanın ya tam karmaşık ya da çok basit olduğu düşüncesi. İkisi de uç. İnsanın tamamen biliniyor olduğu veya bilinebileceği iddiası ne kadar abartılıysa, tamamen meçhul olduğu söylemi de o kadar abartılı. Çünkü insanın bilinen yanlarının yanında bilinmeyen yanları bulunmakta. Bunun nedeni insanın sınırları. Sınırlarının berisi bilinir, ötesi bilinemez. Bunlar aynı zamanda bizim bilgi ve bilme sınırlarımız. Ancak bilgi, görgü ve tecrübelerimizin artması oranında bu sınırlarda bir esneme olduğu da bir gerçek. Bu esneme nereye kadardır, onu bugünden kestirmek zor. Çünkü o kadar yoğun çalışma ve araştırmaya rağmen gelinen nokta ortada. İnsanın psikolojik yönü bir tarafa, biyolojik yönü bile tam keşfedilmiş değil. Nitekim birçok hastalığın tanısının konmasında bile sıkıntılar bulunmakta. Bu sıkıntılar tabiplerin bilgi ve beceri eksikliğinden değil, insanın karmaşık ve kapalı taraflarının oldukça fazla olmasından. Bu durumda insanı meçhul kabul edenler haklı mı? O kadar da değil. Bugün tıp ve psikolojideki gelişmelere bakıldığında insanı tanımada azımsanamayacak bir yol kat edildi. Bunları görmemek verilen emekleri inkar olur. Demek istediğim, insanı tanıma noktasında epey bir yolun alınmasına rağmen hala kapalı noktaların bulundu. Gelinen noktada İslam insanı nasıl tanımlıyor? İnsanı yaratan Yüce Allah, insanın her yönünü bildiğine göre neden Kur'an'da onu bize tam olarak tanıtmadı? Tabii ki insanı yaratan Allah onu en ince detayına kadar bilir. Bunun böyle olmasının nedeni Allah'ın bilgisi için sınır ve sınırlayıcı olmamaz. Bizim durumumuz tam tersi. Yani bizim için başta zaman ve mekan olmak üzere birçok sınır ve sınırlayıcı var. Bu yüzden duyularımızı, duygularımızı ve aklımızı çevreleyen sınırları aşıp olgu ve olayları bütün yönleriyle bilmemiz imkansız. Bu sınırlar kendimizi bilme hususunda da geçerli. Tecrübelerimiz bize bunu göstermekte. Bilimsel çalışmaların geldiği noktada aşağı yukarı belli. Öte yandan bir olgu ve olayın mahiyeti ve hakikati tam olarak bize gösterilse bile bu sınırlı halimizde acaba onu ne kadar kavrayabiliriz? Çünkü hakikati kavrama noktasında da anılan sınırlar engel. Yüce Allah Kur'an'ı bize gönderdi. Anlayalım diye 1400 yıldır yapılan onca açıklamaya rağmen onu tam olarak anlayabildik mi? Allah'ın bize hakikati bildirdiğinde hiç şüphe yok. Ancak onu bizim kavramamız hususunda bazı açık noktaların olduğu kesin. Bu açık noktalar başta zaman ve mekan olmak üzere bizi kuşatan sınırlardan kaynaklanmakta. Öyleyse her şeyi bilme iddiasında olan insanın önce bu yönünü tanıması gerek. Aksi takdirde boşa kürek sallamış veya yel değirmenlerine savaş açmış oluruz. Eskiler ne demiş? Kendini bilen Rabbini bilir. Demek ki insanın bildiğimiz kadar bilemediğimiz tarafları var. Yüce Allah insanı yaratmış, zaman ve mekan zemininde aşama aşama öğrenme kabiliyetiyle donatmış, görgü ve tecrübelerimizin zaman içinde artması ve bilme sınırlarımızın genişlemesinin nedeni bu. Her gün yeni bir gündür ve her sabah
adeta yeniden doğar sözleri aslında bu gerçeği dile getirir. Demek ki insan zamanın akışına ve mekanın şartlarına göre bilgi elde eder. Bilgi elde eder, kendisiyle ilgili bilgi edinmesi de bu şartların dışında değildir. Bu durumda genel hatlarıyla insanı tanımak istesek ne diyebiliriz? Kur'an'da yaratılış maddesi ve süreci bakımından insan uzun uzun anlatılır. Burada verilen iki temel mesaj var. Birincisi evrenin bir parçası olarak insanın yaratılması, ikincisi ise onun aynı evrenin şartlarına tabi olması. Bu şartlar hem biyolojik hem de psikolojik yönünü kapsar. Hiçbir yönü yaratma ve evrenin şartlarına tabi olmanın dışında değil. Evreni yaratan da, şartları koyan da Allah. Öte yandan evrende her şeyin zıtlardan oluşması gibi insanın kendisi de bir takım zıtlıklara sahip. Bu zıtlıklar dolayısıyla hem evrende hem de insanın kendi içinde çatışma ve kaynaşma halleri mevcut. Bunlardan bazıları dayanışmaya, diğer bazıları ise çatışmaya meyhal. Çatışma ve dayanışma hususunda denge kurulmasıyla ancak düzen sağlanır. Bu da belli kural ve yasaları gerektirir. Nitekim tabiattaki düzen ve denge adetullah denilen doğa yasalarıyla sağlanır. Bu yasalar insanın kendi bünyesi içinde geçerli. İnsan bedeninin sağlığı, organların dengesine ve ihtiyaçların yeterince karşılanmasına bağlı. Aynı şekilde insanın birbirine zıt gibi görünen biyolojik ve psikolojik yönünün dengesi de ancak ikisinin eşit ve denk tutulmasıyla sağlanır. Bunların ihmali vücut dengesinin bozulmasına yol açar. Hocam, İslam düşünce tarihinde bu nasıl anlaşılmıştır? İslam alimleri insanı beden ve ruh bütünlüğü içinde düşünmüşler. Bu doğrultuda insanı özel ve üst bir kategoriye yerleştirmişler. Onlar insanı ben diye işaret edilen, beş duyuyla kavranabilen ve ruh ile desteklenmiş beden şeklinde tarif etmişler. Buna göre insan ruh beden bütünlüğü içinde bir varlık. Bu bütünlük korunduğu oranda insan, bozulduğunda değil. Bundan dolayı insan hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında ruh beden bütünlüğü içinde düşünülmüş. Nitekim Kur'an'da yeniden dirilişin ruhların bedenlere iadesiyle gerçekleşeceği bildirilmiş. Bunun anlamı ahiret hayatı da ruh beden bütünlüğü içinde başlayıp devam edecek. Ancak farklı düşünenler de var. Tabii ki var. Özellikle felsefeciler ve batiniler. İnsanı her ne kadar bu dünyada ruh beden bütünlüğü içinde düşünseler de ruhun göksel alemden veya emir aleminden geldiği iddiasıyla beden üstünlüğünden söz ederler. Bu da ruh lehine bir denge bozumudur. Bu doğrultuda onlar öte dünya hayatının ruhani bir hayat olacağı düşüncesindedirler. Hatta bazı batiniler bu dünya hayatında da ruhun bedenden bağımsız hareket edeceğini, öldükten sonra ise gelip gidebileceğini ileri sürerler. Bugün dahi bu düşüncede olup da ruh çağırma seansları düzenleyenler var. Halbuki Kur'an'da ölüm bir berzah, yani kesin bir engel olarak tanımlanmış. Bu yüzden ölen kişinin ruhunun gelip gitmesi ve bedenden bağımsız hareket etmesi söz konusu değil. Kabir hayatında durum nedir? Kabir hayatı kendine özgü şartları bulunan özel bir hayat. Alimlerimiz bunu dünya hayatıyla ahiret hayatı arasında bir geçiş süreci olarak görmüşler. Kur'an'dan alınan tabirle buna berzah hayatı demişler. Dünya ile ahiret arasında her ikisine de gitmeyi engelleyen bir ara dönem. Kıyamet sonrası yeniden dirilişle birlikte bu hayat son bulacak, yeni bir hayat başlayacak, yani ahiret hayat. Hocam, dünyayı konuşalım derken işi mezarda bitirdik. Ölüm kesin bir gerçek. Ne diyebiliriz ki? Sözü şöyle bağlayalım. İnsan ruh beden dengesini gözetir. Zamanını, mekanını, imkanlarını ve şartlarını dikkate alırsa ve yaratıcısından gelen talimatlara uyarsa mutlu ve huzurlu bir hayat yaşar. Öte alemde de ebedi mutluluğa kavuşur.